الحمد لله نحمده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يهدي هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمد عبده وحبيبه ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمين من لسانه ويده صدق رسول الله كما قال في كما قال. السلام عليكم. Cumanız mübarek olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti üstümüze olsun inşallah. Ey müminler! Biliniz ki Efendimiz Allah'ın elçisidir. Biz de onun ümmetleriyiz. Eğer onunla beraber olmak istiyorsak bu okuduğum ayeti kerimeye dikkat edin. Ben alemlerin efendisi, Allah'ın sevgilisi, ahir zaman peygamberiyle beraberim demek istiyorsanız bu okuduğum ayeti kerimeye dikkat ediniz. وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ Onunla beraber olanlar, onunla beraber olanlar, kafirlere karşı çetin, şiddetli ve müsamahasızdırlar. Serttirler. Ama رُحَمَاوْ بَيْنَهُمْ Kendi aralarında yumuşacıktırlar. Zalimlere karşı, kafirlere karşı şiddetlidir onlar. Kendi aralarında yumuşacıktırlar. Kim ki kafirlere esnek davranıp da müminlere sert davranıyorsa affsız, acımasız o kimse Efendimizle beraber olamaz. Çünkü vellezine ma'ahu onunla beraber olanlar kafirlere karşı şiddetli ama kendi aralarında yumuşacıktırlar buyuruyor. Başka? Onlar tarahum rukkan succeden yebtehuna fazlan minallah. Allah'ın bir fazlı olarak, bir nimeti olarak onları rükuda ve secdede görürsün. Rükuda ve secdede. Yani namaz ehlidir onlar. Eğer bir kimseyi rükuda ve secdede göremiyorsan ondan sonra da ben peygamberimle cennette beraberim diyorsa sizin kıldığınız namaz namaz değil, benim kılmadığım namaz namaz diyorsa namazsız Efendimiz'e yakın olunmaz arkadaşlar. Çünkü ayet var. Allah'ın bize bildirdiği Kur'an-ı Kerim'inde Fetih Suresi son ayet. Rukkan succeden yebutegûne fevven minallâhi verin. Ve Allah da bunlardan razıdır. Bu şekilde olanlardan. Kafirlere şiddetli, kendi aralarında yumuşak ve rükuda ve secdede bulunan müminlerden Cenab-ı Allah razıdır. Simahum fi vücuhihim min eseri sucud. Onların alınlarında, yüzlerinde secde izi görürsün. İman alametidir o. Şimdi bazı yerlere gidiyorsun, kimseler görüyorsun, yabancı mı Türk mü farkında değilsin. Edemiyorsun artık insanlara. Eskiden bir pazar yerine bir yabancı geldiğinde anlardın ki bu gavur. Çünkü alnında iman alameti yok. Ama şimdi toplumda bakıyorsun öyle kimseler var ki iman alameti kalmamış suratlarında. Keçe gibi. Bilhassa böyle yazlık yerlere gittikçe çoğalıyor onlar. Bir gidiyorsun. Turist mi diyeyim ayırt edemiyorsun ikisini. Bak
İkisini ayırt edemiyorsun. Eskiden meyhaneye girsen de baktın mı insanların yüzünde imanı görürdün. Görürdün ya. Ama şimdi yok. Çünkü o eskiki insanlar yaptığının haram olduğunu bilirdi. Günah olduğunu, yasak olduğunu bilirdi. Ama şimdiki ya kalbe iyi geliyormuş diyor. Neresi haram olacak bunun diyor. Şimdi, düğün çok mu biliyorsunuz? Bitti iman gitti işte adamda. Peygamber Efendimizle beraber olacaklara söylüyor. Olmak isteyenlere de söylüyor. Diğerlerine lafım yoktur. Devam. Onların bu özellikleri İncil'de de gösterilmiştir, Tevrat'ta da gösterilmiştir. Ama İncil'de ayrıca şöyle söylenmiştir. Onlar filizini yarıp çıkarmış, gittikçe onu kuvvetlendirerek kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş bir ekine benzerler. Yani yemyeşil ekin olur ya, büyür, başak çıkarır. Yemyeşil ekine benzerler. İman sahipleri kimseler. Toprak onu yemez yani. Kurkuş da yemez. Birken bir başakta kaç tane tohum vardır, buğday vardır. Kaç tane başı vardır, başağı vardır. Bir başak da olmaz. 2-3 tane başak olur bir tanesinde. Bir tanesinde kaç tane vardır? O durumlar bunu ekenlerin hoşuna gider. Allah böyle olanları çoğaltıp kuvvetlendirmekle, iman sahiplerini kuvvetlendirmekle kafirleri öfkelendirir. İman sahipleri çoğaldı mı kafirler öfkelenir. Şimdi toplumda, dünyada bir kimse hacca gitse, umreye gitse öbürküsü der ki erken be oğlum, ne gidiyorsun be? Daha yaşın genç. Bak biz varız, daha gitmedik. Ben bilmiyor mu gitmeyi? Zamanı var. Biri namaza başlasa, oha oğlum kaptırdın gittin yine be, molla oldun. Tebrik etmez. Ya ben kılamıyorum ama sen kılıyorsun, aferin demez. Zoruna gider. Bir hanım başını örtse düşman olurlar. Bir hanımın başını örttüğüne düşman olan bilin ki kalbinde bir sıkıntı var. Şeytan ona sıkıyor. Buna düşman ol diyor. İşte böyle kimseleri gördüğü zaman kafirler öfkeye kapılırlar. Sizin çoğalmanızdan öfkeye kapılırlar. Onun için arkadaşlar çoğalın. Birken bin olun. Bir başak tanesi gibi. Kendini kurtardım demeyin. Etrafınızı da kurtarın. Anlatın. Allah'a secde etmenin zevkini anlatın. Müminlere yumuşaklık göstermenin zevkini anlatın. Tatlıysa anlatın, ikram edin. Nasıl bir yerde yediğiniz bir lezzeti falan yerde bir şey yedim deyip tavsiye ediyorsanız tavsiye edin. Ha siz lezzet almıyorsanız o zaman hiç yapmayın. Vaadallahu lezine amenu, iman edenlere Cenab-ı Allah'ın bir vaadi var. Lehum mağfireten, Allah onların günahlarını affetti. Lehum mağfireten ve ecren azima, ve bu güzel huylarından dolayı Allah onlara öyle bir ecir verdi ki, öyle bir kıymetli mükafat verdi ki, öyle güzellikler vaat ediyor ki Cenab-ı Allah, akla hayale gelmeyecek nimetler. Namazlarınızda sabit olun, mümin kulları sevin, İbadet edenleri sevin ama kafirlere karşı şiddetli olun. Müsamahasız davranın. Müsamahasız davranın. Bir kul Allah'ın emrettiği farzlardan birini, sünnetlerden birini yaptığında tebrik edin veya içinizden de sevinin, teşvik edin. Ama bir kulun ibadetine mani olmak için çeşitli manevralar yapıyorsa, küçümser vaziyette bile olsa, dil uzatıyorsa ona da şiddetli olun. Olay budur. Bu sizin imanınızdandır. Bu sizin Efendimizle beraber oluşunuzu gösteren bir işarettir. Gösteremiyorsanız o zaman sıkıntıdır. Allah affetsin.
İnşallah bütün mümin müminat, Müslüm ve Müslümat olan kimseler bizim efendim elimizden dilimizin şerrinden emin olur. Cennet-i Âlâ'da da bizi Allah böyle bir araya getirir inşallah. Ela inna sana kiram ve abla nizam. İzâ kul el-Kur'ân fe-istemû lehu ve ansifû leallekum turhamûn. İnne'd-dîne 'indallâhi'l-İslâm.